Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam aramızın arkasından yeniden karşınızdayız. Sanatla karşınızdayız, sanatsal sohbetlerimizle karşınızdayız. Ve stüdyo konuklarımız Salih Yıldırım, Mersin Tiyatro Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tiyatro Agon yönetmen ve oyuncusu Mustafa Çavuş. Tiyatro Agon diye lanse etmişken Tiyatro Agon'la devam edelim. Tiyatro Agon nasıl kuruldu? Hızlı bir geçiş yapalım reklam aramızın arkasından. Nasıl kuruldu? 2001 yılında Erhan Sönmez arkadaşımızın öncülüğünde birkaç kişinin toplanarak kurduğu bir gruptu. O zamanlar yeri yurdu olmayan, tamamen sadece tiyatro yapma, hani biraz önce yetenekten bahsederken coşkulardan, düşüncelerden bahsettim mi? Asıl önemli konu vardı orada. İstek, arzu. İsteyerek hep beraber birleşip kurdukları bir gruptu. 2006'ya kadar mı yerimiz yoktu? 2007 mi? 2006. 2006'ya kadar yeri olmadan orada kaç burada yılında? 2001 yılında kurdu. 2001'den 2006'ya kadar böyle işte bulduğumuz her yerde tiyatro yaparak, parkta, sokakta bir mekan kavramı olmadan aslında mekan kavramını istediğimiz halde bulduğumuz zaman yapabiliyorduk. Hani bazı kurumlarda da yapıyorduk bunu. Nerenin sahnesi, boş şurası, hadi hemen gidelim diye. Böyle başlayan bir süreçti. Tabii o 2001'den bu yana o kadar yol kat etti ki Agon. Çünkü Agon bireysel bir grup değil, kolektif bir grup. Yani herkesin emeğinin içinde bulunduğu bir grup. Az önce bahsettiğimiz ışık, teknik, müzik, afiş, dekor, her şey işin içinde. Tüm tiyatro sevdalıların belki de emekte bulunduğu. Aynen öyle. Evet. O yüzden şu an hani görünürde yönetim, hani üst kademe dediğimiz bir şey var. Yıllardır emek verenler, bir de alt kademe. Bunlar da zamanla üst kademeye geçiyor. Böyle belli bir kriter, usta çırak ilişkisiyle. Bir kariyer olayı da var değil mi? Orada tabii. Bir adaletli bir kariyer diyebilir miyiz buna? Evet, çünkü tek kişi değil. Başlayıp burada kişi yok. Yani Agon'da kişinin bir önemi yok. Agon'un önemi var. Çünkü Agon dediğimizde hepimizi kapsıyor. Oyun, o bahsettiğim kadro. Seyircisini bilir ya, ekip çalışması. Aynen sanırım öyle. Buna da Böyle bir süreçte şu an yeni projeler var. Agon olarak oynadığımız oyunlar var. Geçen yıl aldığımız ödül var. Hiç Kimsenin Öyküsü diye bir oyun çıkardık. Genç bir arkadaşımız Erdim Amikoğlu'nun oyunu. Bu oyunla Mersin'de bir ilk defa böyle bir şey oldu. Bir en iyi erkek oyuncu ödülü. İsimler çok önemli değil mi? Hiç Kimsenin Öyküsü. Bu oyunun yazarı kimdir? Erdim Amikoğlu. Genç Erdim bir arkadaş. Amikoğlu, Avrupa'nın evet. En iyi metinleri arasından bu bahsettiğim oyun. Bu sene de devam edecek. Zaten geçen sene çıkartıp malum ayrılmak zorunda kaldım şehirden. Evet, bir askerlik durumu oldu. Evet, askere gitmek zorunda kaldım. Askerlik sürecinden sonra şimdi tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şunun da altını çizelim, yeri gelmişken askerden dönüş yaptığınız gün ödüle layık görüldüğünüz için Adana'da bir ödül törenine katıldınız. Bu nasıl bir duygu? Yani tuhaf bir duygu çünkü daha tam içinden çıkamazken sizi tiyatro alanında karşılıyor ama bir yandan böyle bakmak lazım. Tiyatro her zaman belki. Oradayken de yanımdaydı. Askerdeyken de yanımdaydı. Çünkü bir topluluğun içindeyim. O toplum dediğimiz gerçek tarafın içindeyim. Orada beraber yaşıyorum arkadaşlarımla. Bazen kaçmak istersin. Dışarıda öyle bir özgürlüğüm var. Salih'le herhangi bir ortak noktada buluşamadığında kaçarsın. Ama orada gerçek. Her şey orada. Toplumu görüyorsun. Kimle ne iş yapman gerekiyorsa onu orada görüyorsun. Onlarla yaşıyorsun falan. Tabii askerlik kavramını erkekler çok iyi bilir de. Şimdi burada ne kadar anlatsam havada kalacak. O, evet, bir tiyatrocunun askerlik anıları. Tamam, oraya geçeceğim ama çıkar çıkmaz çok güzel bir şey oldu benim için. Denk geldi. 30 Ekim sabahı tezkeremi aldım. Aynı gün saat 3'te Adana'da ödül töreni vardı. Mehmet'le beraber iki kişilik. Bence çok önemli. Gerçekten çok keyifli ve önemli. Hani sizi tiyatronun, resmen tiyatronun karşılaması. Bunun başka bir adı olamaz herhalde. O yüzden hani zaten en güzel tarafı da oldu. Bir anda giderken de beni hep arkadaşlarım uğurladılar. Gelirken de yine arkadaşlarım, aynı camiada olduğum, aynı gölün balıkları karşıladı ve bunu tiyatroyla karşıladı. Ve bir ödülle karşıladı. Ödülle, yani aldığınız ayrı bir tat, ödül aynı ne üzerineydi? Aldığımız ödül en iyi erkek
oyuncu. Yani performans, en iyi performans ödülünü aldık. Hiç Kimsenin Öyküsü oyununda. Zaten iki kişilik Mehmet'le beraber layık görüldük. En güzel tarafı da beraber almış olmamız. Yani oyun zaten ikimizin üstünde kuruldu, iki kişilik. Ve ikimiz aynı oyunu aldık. Bu da oyunun zaten kalitesini gösterir. Ortaya koyuyor. Evet. Bu sene işte tabii o oyundan ayrı devam eden oyunlarımız vardı. Köpekler, çocuk oyunlarımız vardı. Bu sene yine oyunlarımız var. Hatta 18 Kasım'da tek kişilik cinayet diye bir oyunumuz var. Bu yakın tarihli ilk oyunlarınızdan biri sanırım, evet, değil mi? İlk 18 Kasım'da. Bu sezonun ilk oyunu. Buradan duyurusunu da İlk yapalım. Oyun derken bizim kadrodun çıkardı. Yani ana kadronun çıkardı. Bir de deneme sahnesi olarak çıkan bir oyunumuz var. Striptease diye bir oyun çıkardık. Bizim deneme sahnesi olarak çıktı o. Erhan'ın bu arada Erhan Sönmez Bey gerçekten de tiyatro Agon'a, tiyatroya, Türkiye olarak sanata katkılarından dolayı da bir kere daha rahmetle analım kendisini. Teşekkür ederiz. Kendisiyle program yapma şansını da bulmuştum. Hatta bir espri oldu değil mi? Ebru, senin programına çıkan arkadaşları kaybettik. Mustafa Bey dikkat eder artık programdan sonra kendine. Dikkat etmem lazım. Geçen sefer de işte bizim rahmetliyle çıktık. Ve kendisi de ödül aldı değil mi bu ödül töreninde sanırım? Yok, almadı ama ismi lanse edildi. Evet. Her zaman lanse ediliyor çünkü emek veren, tiyatro emek veren bir insan olarak, emekçi bir insan olarak her zaman gittiğimiz bütün, sadece tiyatro platformunda değil, 1 Mayıs'ta bile, işçi bayramında bile onun fotoğrafıyla yüründü. Ne kadar önemli ve değil mi? Çok genç yaşta kaybettik. Evet. Birçok yerde isim verildi. Erhan Sönmez Tiyatro Topluluğu var şu an Alevi Gençlik Derneği'nde ve onlar adına oyun çıktı, onun adına. Devam ediyor yani, ismini bir şekilde yaşıyor. Çok başarılı bir insan gerçekten. İşinizi doğru yaptığınız zaman yaşarsınız ama kötü yaparsanız. Değil mi? İşte bu kavram sanatınızla, yaptığınız işlerle anılmak, yaşatılmak budur herhalde. Bunun altını da çizelim bir kere daha. Bir şeye değineyim, ondan sonra biraz konuyu Salih'e vereyim. Salih çok susuyor. Salih sustuğu zaman sıkıntıdır. Onun dediyse sıkıntı. Evet, bu da tabii ki. Tamam. Bu sene işte çıkartacağımız oyunlar var. Bir striptease çıktı. Bir diğer oyun zaten şu an benim yerimde aslında Mehmet'in oturması gerekiyordu. Tiyatro Agon'un genel sanat yönetmeni olarak Mehmet Selam Çağlar. Ama o 18 Kasım'daki oyunu tek kişilik olduğu için şu an oyunla ilgilendiği için katılamadı. Buradan da selam yolluyoruz kendisine. Kesinlikle Mersin adına, tiyatro adına çalışma yapan herkese selamlar olsun buradan. Önemli tüm çalışmalar. Insanlara. Evet. 18 Kasım'da var. Bu sene çocuk oyunumuz var yine. Adem Atar'ın Harikalar Sirki diye bir oyunumuz var. Artı bir de komedi oyunu. Yıllardan sonra ilk defa bir komedi oyunuyla geleceğiz. Bakalım, güzel şeyler olacak. Ondan ayrı tabii hani sadece şey değil, Agon olarak değil. Ben aynı zamanda Mersin Tiyatro Derneği'nin de yönetim kurulundayım. Orayla da böyle desteklerim var. Bu iki tiyatro ya da dernekle tiyatro, pardon, daha doğru tanımlarsak birbiriyle iletişim halinde değil mi? Bütün tiyatrolar dernek iletişim şimdi halinde. Şöyle o zaman ben onu diye. Ben topu atacağım. Hemen, bütün dernekler iletişim halinde olduğu için bazı şeylerimiz var. Agon'un mesela oyunu çıktığında derneğin bir kere amblemi olmak zorunda. Ya da diğer gruplar olarak zaten orada söz şey var, festival var. Zaten birçok grupla yapıyoruz. Onu da Salih daha detaylı anlatsın. Evet. Benim söylemem doğru olmaz. Şimdi Mersin Tiyatro Derneği zaten özel tiyatroların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir yapı. Buradaki yapının kurulma amacı da şimdi bireysel olarak evet gruplar bir mücadele, bir varoluş içerisinde. Bu çalışmaları yaparken de seslerini iletme noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Tabii ki dernek ilk kurulduğunda 4 tiyatro grubuyla beraber. Hangi yılda kuruldu? Mersin Tiyatro Derneği. 2013 yılında kuruldu. Evet. Fakat 1970'lerde kurulan tiyatro dernekleri mevcuttu. Daha sonra bunlar bazı ekonomik veya farklı sıkıntılardan dolayı kapandı. Mersin'de mevcut bulunan şu an 6 dernek var. Sanatla ilgili dernek. 6 derneğimiz var. Fakat derneklerin yapısı biraz daha aile derneklerine dönüştüğü için böyle bir sıkıntı var. Yani aile üyelerinin oluşturduğu bir derneğin de tabii ki topluma çok bir faydası olmayacak. Sadece bireysel olarak kendilerine faydası olacaktır. Fakat Mersin Tiyatro Derneği'nin yapısı tamamıyla 7 tiyatro derneğinin birleşiminden. Şu an yönetim kurulu 7 tiyatro derneğinin
ortak hareketiyle devam ediyor. Mevcut bulunan 13 tiyatro grubunun temsilcisi ve bu işe gönül verenler, gözlemcilerle beraber 15 tiyatro grubumuz mevcut. Ki evet. Mersin'de bulunan 20 tiyatronun 15'i eğer bir derneğe bağlıysa ve ortak hareket ediyorsanız da bu ciddi bir güçtür. Peki çalışmalarınız neler olmakta? Özellikle Mersin'e yönelik çalışmalarınız. Bu önemli bir konu Mersin'in sanatla buluşması adına. Asıl kurulma amacı öncelik Mersin'den çok tiyatro gruplarına yönelikti. Çünkü tiyatro gruplarının var olabilme savaşı vardı. Yerel yönetimlerden herhangi bir destek veya bu yönde bir çaba yoktu. Böyle olunca da tiyatro grupları bir araya gelip ciddi bir yapı oluşturdular. Ve tabii ki ilk çalışmalar Mersin'deki seyirci kitlesinin yapısına yönelik bir çalışmaydı. Bununla ilgili olarak anketler, çalışmalar yapıldı. Aldığımız anket sonuçlarında farklı çalışma teorileri ürettik. Bununla ilgili olarak tabii ki... Yani siz izleyiciye gittiniz, insanlara sordunuz, evet. Onların istekleri doğrultusunda da çalışmalar yaptınız diyebiliriz. Tabii ki mesela basit sorulardan biri, Mersin'deki mevcut olan tiyatro gruplarını tanıyor musunuz? Buradan çıkan sonuç ciddi anlamda sıkıntılı. Genelde verilen örnekler hep dışarıdan. Ama Türkiye'mizde var değil mi? Tiyatro hak ettiği değeri maalesef bulamamak. Ama şu an yani. Şöyle bir yapı oluştu. Dışarıdan Mersin'deki tiyatro grupları çok iyi biliniyor. Bu ne kadar bir süreçte oluştu dersek? 3-4 yıllık bir süreçte oluştu. İşi doğru yaptığınız zaman aslında hedefinize ulaşabiliyorsunuz. Kısa bir zaman süreç. Zarfında. Çünkü evet. Tiyatro gruplarının mesela şu an kendi aramızda en azından yaptığımız. Bu arada bütün yeni oluşum tiyatro gruplarına kostüm, dekor, aksesuar, bütün teknik olanaklarımızı sunuyoruz. Onun dışında tiyatro gruplarının kendi içerisinde şöyle bir çalışma var. Oyuncu sıkıntısı yaşadıkları zaman gruplar kendi arasında oyuncu takviyesi yapıyor. Birbirlerine bu önemli oluyor. Bir dayanışma tabii ki. Sadece oyuncu dayanışması da yok. Dekorun yapımında hepsi ortak çalışabiliyor. Kendi seyirci kitlelerini birbirlerine paslayabiliyor. Yani bilet satımından tutun, salon tahsislerine kadar birbirleriyle paslaştığı için de çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Geçen yıl oyunlarımız kapalı gişe geçti. Peki, ve bu yıl vaktimiz daralıyor. Bir de festival durumunuz söz konusu. Evet, yaptığımız anket çalışmalarında birçok sorunu hallettik. Tabii ki seyircinin de sanatsal çalışmalara daha iyi ulaşabilmesi için de nasıl bir yol izlemeliyiz sorusu üzerinden de festival çalışması çıktı. Bununla ilgili olarak biz altyapı çalışmaları yaptık. Fakat geçen yıl Mayıs ayında yapılacaktı bu festival. Stratejimizi doğru oynadık. Çünkü seçimlerden dolayı sanat her zaman ikinci plana atılır. Ki dediğimiz gibi de oldu. O dönem yapılabilecek bir çalışma zarara uğrardı. Biz de bunu tabii ki şu an mevcut bulunan seçimden sonraki döneme aktardık. Şu an ciddi çalışmalar yaptık. Yurt içi ve yurt dışından birbirinden deneyimli birçok insan festivalimize katılacak. Peki tarih ne olacak? Tarihi net olarak biz şu an duyurmuyoruz. Çünkü küçük bir sorunumuz kaldı. O sorun da halledildiği zaman yurt dışı Almanya, Polonya ve Türkiye'nin sayılı tiyatro ustaları, yazarları, yönetmenleri festivalimize konuk olacaklar. Peki tiyatronun alanları demişken az önce de mesela komedi dediniz, oyununu sergileyeceğiz. İzleyicinin istediği tarz ne olmaktadır? Traji mi, trajikomedi mi ya da dram mı? Nedir talepler? Bir ticari olay var, bir de tiyatrocuların oynamaktan zevk aldığı sanırım. İkisi açısından bir ayrım yapacak olursak. Birincisi, seyirci haliyle günlük hayatta artık sıkılıyor ve eğlenmek. Hani biraz daha şey istiyor. Artık o günlük sıkıntılarından sıyrılıp orada bir başka bir... O zaman komedidir değil mi? Yani. Ama gülmeye kadar artık halimiz kalmadı. Daha o kadar gülecek durumda değiliz. O kadar rahat değiliz yani. Bir sürü sıkıntı var herkesin omuzunda. Burada 10 Ekim'deki patlamada tutumda evet. Birçok toplumsal sorunlarımız var. Bunlar varken... Duyarsızlık hani, evet, tabii eğer ki. Eğer gülersek, güldürürsek sadece değil. O zaman
bir duygularımızı anlatamayız. Yalan, biz de yalancı duygular yaşıyoruz. Usta oyuncular var. Levent Kırca çok yakın bir zamanda kaybettik. Evet, yine rahmetli analım. Evet. Çünkü sanata, sanatçıya gerçekten de önemi ortaya koyan isimlerden biriydi. Onun gibi sanatçıların güldürürken düşünmek tarzı, böyle bir tarz olabilir. Var, var. Yani komedi işte var. Olmak zorunda çünkü bu istek. Kim hani senin isteğin başkadır, ötekinin başkadır. Bu buz alana gidersin pazarda, 50 farklı şey vardır. Yani bu doğru bir kıstas olmadı belki ama farklı farklı şeyler vardır. Almak ve bunları ortak noktada buluşturabilmek, evet. Bu istekleri. Ha, oyuncuların istediği nedir? Asıl nokta orası. Oyunculuğunu gösterebilecek. Kendilerini ifade edebilecekler, evet. Kendi şeyini gösterebileceği yer zaten adı üstünde klasikler. Yani Shakespeare, Molière, Chekhov, Strindberg gibi gibi daha böyle... Tek kişilik oynadıkları özellikle, hayır, değil mi? Hayır, tam tersi. Tiyatro ekip işi. O gerçek duyguları... Onun adı yani neydi? O hırsı an, mesela, Hamlet'in hırsını oynayabilmek gerekiyor. Şu an anımsayamadım. Onun adı neydi? O oyun bölümünün adı neydi? Monolog, İnsan, monolog değil mi? Tirat. Tirat. Tirat mı, monolog mu? Monolog tek kişilik gösterimler. Gösteriye gidiyor. Hemen tartışalım. Ratinglerimiz arttı. Evet. O zaman elim asaya vurup Salih böyle. Salih Bey monolog dedi, Mustafa Bey tirat dedi. Evet. Yani şimdi Salih'im. Ben yeri gelmişken Üstün Hoca'yı da anmak istiyorum. Levent bu, hemen evet, ustalıkla değiştirdi konuyu. Yani, evet. Ama cidden bu ben o süreçte dışarıda değildim ama takip ediyordum gündemi. Bu sene bir yaprak dökümü oldu. Tiyatrocular için bir yaprak dökümü. Zeki Alasya'sı, evet, hani tek, evet, bir, evet. Tek böyle isim söyleyemiyorum. Bu Üstün Akmen hani bilinen tek şeydi ama katılacaktı. Tiyatro eleştirmeni olarak böyle bir yaprak dökümü oldu. Çok üzüldük gerçekten ve onlarla birlikte herkesin kullandığı bir ifade oldu ve bu bence çok çarpıcı bir ifade. Bir dönem kapandı. İşte çocukluğumuzu kaybettik. Ne kadar önemli değil mi? Hani insanların resmen dönemsel yaşantılarını ve bir dönemini onlara bağlayıp onlarla birlikte kapandı diye lanse etmeleri. Ne kadar önemli yani bir sanatçının bu duyguyu vermesi ve yaptıklarıyla da yaşıyor olmaları. Komedi, arada son 5 dakikanın içerisindeyiz. Bunu son bir nasıl şey değerlendirirsek. Evet. Bağlayalım o zaman. Komedi dedik ya, şimdi Kemal Sunal gibi üstadlar onların filmleriyle büyüdük. Aslında biz bir şey yaparken burada herkesin bir suç varsa ortada, bu hepimizin, geçmiş varsa hepimizin geçmişi. Bu yüzden kapanırken işte aslında değindin noktaya. Tiyatro neden, hani ne yapmak? İzleyenler de, gelen kitle de belli bir kıstasla kalıyor. Seni sadece öyle biliyorlar. Ama böyle işler yaptığında senin o izleyenlerin bir geçmişi oluyorsun. Ve senin için veya da geleceklerini belirleyen bir yol oluyorsun. Tiyatro, sanat öyle bir yol çiziyor. Bu anlamda hani bir geçmiş kapandı, bir sayfa kapandı, bir tarih kapandı deniliyor. Evet. Peki Salih Bey, siz kapatırken size de söz verelim. Tabii ki çalışmalarımız aslında devam edecek. Hani belki bu bir başlangıç. Şu an proje aşamasında olan 4 farklı çalışmamız var. Ki bunlardan ciddi anlamda güzel sonuçlar aldık. Tabii bitmeyen işe biz bitti demiyoruz. Bittiği noktada da bu çalışmalarla ilgili aslında görüşmeler aslında yapılabilir. Evet. Tiyatro olarak vermek tabii istediğiniz ki. Bir mesaj var mı? Onu da almak isterim özellikle izleyenlerimiz açısından. Neler söylemek istersiniz? Evet Mustafa Bey. Tiyatronun namına neler söylemek isterim? Birincisi... Bir kere sanatta uğraşmalarını istiyorum. Yani çok sanatçı, hani sanatçı kafasında bir adam değilim. Evet, insan olarak yaşayabilmek için o günlük sıkıntından, evle işin arasından çıkması için bir şeyle uğraşmasını isterim. Yani böyle bir temennim var. Söyleyebileceğim bu. Yani tiyatro değil de daha çok hani, kendilerini. Ne dedik? İnsanların kendilerini ifade etme noktasında başvurabilecekleri yol sanattır. Ve sanatla uğraşmak da özellikle topluma ve bireysel olarak da kişilere katkı sağlayacaktır diyebiliriz bu noktada. Evet. Peki Salih Bey, sizin kapanış cümlelerinizi. Ben şey diyorum yani, yaşamak istiyorsanız sanattan uzak durmayın. Ne kadar güzel, evet. Bu bir ve slogan bir tarzı. Noktaya değineceğim. Şimdi bu belki ilerleyen zamanlarda bu festival sürecinde yoğun geçeceği için hala yoğunluğumuz devam ediyor.
belki bir daha böyle programda şey yapamayız. Bu festival Mersin'e yönelik ve Mersin halkının bu festivale sahip çıkmasını istiyorum. Seyirci olarak takipte kalmalarını istiyorum. Bu anlamda da zaten gerek özellikle sanat aleminde... Özellikle tiyatroya bir gerek... ilgi var dediniz. Bu ilginin daha da yükselmesini, sanata olan ilginin şu an biz Mersin aslında o hedefimize ulaştık. Dediğimiz gibi geçen yıldan bu yana hatta derneğimize bağlı üyelerin bir kısmı oyunlarını sergilemeye başladılar ve oyunlar kapalı gişe gidiyor. Tabii bundaki başarı da grupların o yapıyı oluşturmasından kaynaklı. Evet, teşekkür ediyoruz programımızı renklendirdiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz. Sanatsal çalışmalarınızda... Aslında sana takılamadım, o biraz şey oldu ama evet, başka program artık. Ödülümden söz edecektiniz evet, sanırım. Evet, evet. Bu arada tebrik ederim yani. Evet. Onu unuttum ya, not aldım ama bir oraya gelmedi konu. Sen de program sunucusu gibi oldun ama ödül almışsın. Hayırlı evet, olsun. Evet, karşılıklı burada sen ödül almışsın. Ben evet. Ben askerdeyken. Program yani. Yapımcılığı ve sunuculuğu da bence sizler gibi sanatsal bir çalışmadır. Bunu böyle görmekteyim. Aldığında İzleyici kültür sanat alanı ya, değil mi? Hani evet, onu kültür sanat söylersen... alanında almış olmak da bu ödülü. Kültür, yani bölgenin en iyi kültür ve sanat programı seçildi. Ve bu mutluluk vermekte tabii ki nedir? Özellikle bu alana sanat yaşamdır dediniz ya, benim de vurgu yapmak istediğim alanlardan biriydi. Bu alan üzerinden ödül almakta gurur verici tabii ki. Teşekkür ediyorum. İnsanın arkadaşının böyle olması da ayrı bir gurur verici ya. Teşekkür ederim. Ve programıma renk attığınız için de teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatro çalışmalarınızla Mersin'imize ve tiyatronun kendisine, sanatın kendisine katkı sağladığınız için de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Biz konuk ettiğin için sana ve Kanal 2000'e teşekkür ediyoruz. Umarım yine bir başka bir programda görüşürüz. Ama evet. Bu sefer daha başka konular üzerinden konuşacağız. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, Ebru Malçok ile Yaşama Dair ile karşınızda yaşama dair konularla olmaya devam edeceğiz. Haftaya çarşamba yine aynı saatte karşınızda oluncaya değin sağlıklı, huzurlu ve mutlu kalın.